Bizimkilerin en meşhur orada işte. Ağlıyor galiba. Bakalım şimdi sebebini öğreniriz. Ne var Hüdaver'de, niye ağlıyorsun? Annemden ciklet parası istedim, dayak yedim. Yani alamadın mı parayı? Aldım. Daha ne alıyorsun öyleyse? Bakkala gittim, ciklete zam gelmiş. Üstünü tamamlamak için gidip bir daha dayak yiyeceğim. Annen seni çok döver mi? İki saatte bir. Neden iki saatte bir dövüyor? Benden kuvvetli olduğu için. Hadi canım sen de hadi. Yaramazlık yaptığım için desene şuna ha. Hiç bilen ne yapmışım ki ben? Mesela Deniz'in annesini kızdırıyor musun? Ben kızdırmıyorum ki, kendi kızıyor. Nasıl oluyor bu? Deniz anası diyorum, küplere biniyor. Hadi hadi. Kabahat benim de. Bir de yaramazlık etmiyorum diyorsun. Elbette ederim. Çok iyi edersin. Sen her zaman demez miydin akıllı çocuk yaramaz olur diye? Ömür bu çocuk valla. Ben sana demedim sinemaya tiyatroya gitmeye ihtiyaç yok diye. Aman aman, hakkım varmış. Benim işim sıkılıyor, siz orada gülüyorsunuz. Buraya baksanıza, içim sıkılıyor. Peki neden içim sıkılıyor? Bilmiyorum, şuramda bir sıkıntı var. Ağrıyor mu? Çok sıkılıyor. Apandisit olmasın? Bir doktora götürsek mi? Tamam, boş yere kafanı yorma, buldum. Donumun lastiği sıkıyor. Bırak onu, Hüdaver'de fıtık olacaksın, ben götürürüm. Kimin bu bavul? Nakliye teyzeninmiş Ali Bey amca, annem götür dedi. Peki ben taşıyamam, bu ağır geliyor demedin mi? Dedim ama... Aması ne? Sen hele taşımaya başla, elbette enayi yardım eder dedi. Şu kadını görünce patlayacak diye ödüm kopuyor. Delirdin mi sen canım? Kadın niye patlasın? Öyleyse ona ne diye esmer bomba diyorlar? Allah Allah! Bunu da mı öğrendin ha? Hafif kadın da ondan. Ne var? Ne diye arkamdan geliyorsun Hüdaver'de? Senin neyliğin için? Bak, şişmanlamak istiyorsan durmadan makarna ye. Ayol, fazla kilolarımı atmaya uğraşıyorum ben. Öyleyse ne diye Ali amca daha şimdi senin için hafif kadın dedi? Ne dedi? Senin için Ali amca hafif kadın dedi, anladın mı? Sor bakalım. Hüdaver, ne yapıyorsun öyle orada? Hiç, kendi kendime hikaye anlatıyorum. Peki niye gülüyorsun öyleyse? Hep bildiğim hikayeler çıkıyor da. Ali Bey amca, gel otur şuraya. Ağzını aç. Ay, ne yapıyorsun öyle ağzın içinde? Annem dedi ki Ali Bey amcanın ağzını ara bakalım. Bu gece bize yemeğe gelecekler mi dedi. Gördün mü? Sana her zaman söylerim kimsenin evine yemeğe gitmeyelim diye. Aman boş ver canım. Ali Bey amca, ne okuyorsun? Çok ünlü bir roman. Garp Cephesi'nde yeni bir şey yok. Yeni bir şey yoksa ya, ne diye okuyorsun? Karnım acıktı. Kaptan nerede? Ercü ile sinemaya gitti. Neredeyse gelir. Sinemaya mı gitti? Karnesinde 8 kırık varken küçük bey sinemaya mı gitmeyi düşünüyor? Bundan sonra bana sormadan bir yere gitmeyecek. Peki kocacığım. İki yere giderse kime soracak? Ali Bey amca, annem seninle bir daha beni yalnız sinemaya göndermeyecekmiş. Neymiş o? Çünkü sen sinemada benimle değil de kızlarla ilgileniyormuşsun. Ben yemeği hazırlayayım. Bak gördün mü, kızdı işte. Ne yaptım ki ben? Hadi. Ben bir şey söylemedim ki. Hadi gitti Gönül teyzenin mutfakta yardım et. Hadi. Şu yerleri cilalasanıza. Senin yüzünden düşüp kayma diye. Ben kaymak istiyorum. Merhaba Hüdaver'de. Sen burada mı oturuyorsun? Ara sıra. Evden kovulunca buraya gelirim. Kim o? Fırtın sevgilisi.
Kim? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben kimsenin sevgilisi değilim. Daha kız olan kızım. Elime kimsenin eli değmedi. Ha biri çocuktan al derler. Demek beni hemen birine yakıştırdılar. Allah mahallelinin dilinden, dedikocuların şerrinden korusun. Ne isterler benden bilmem ki. Namusumla şu evde 15 senedir çalışıyorum işte. Ev işi yapmaktan, çocuklara bakmaktan daha bir kerecik bile olsun evlenemedim ki. Benim yaşıtlarım üçüncü kocalarından ayrılıyorlar. Ben daha bir tane bulamadım. Nasıl bulayım? Bizim hanım her sene bir tane doğurur. Onun pişlerine bakmaktan, bezlerini yıkamaktan, beşik sallamaktan vakit mi kalıyor ki? Bey desen her Allah'ın gecesi misafir çağırır. İşin yoksa yemeklerini hazırla, gece yarılana kadar bulaşık yıka. Sabahleyin çocukları doyur. Bakkala, kasaba, manava git. Bu da yetmiyormuş gibi şimdi çamaşır da üstüme yıktılar. Bu saat oldu daha ağzıma bir lokma bile girmedi. Kiler mutfak yiyecek dolu. Ben zaman bulup da yemek yiyemiyorum ki. Suyumuz bitti, ben de geldim. Gelir gelmez karşılaştığım manidara bakın. Alışverişe bile şoförle giderim. Üzerinde bilakis durduğum tek şey namusumu korumaktır. Ama buyurun işte, kapıyı çalar çalmaz Pısır'ın sevgilisi diye tanıştırılıyorum. Pısır değil, pırtık. Aa, başıma gelenler. İsme bakın pırtık. Bana da bundan sonra muhakkak yırtık diyeceklerdir. İyisin buldun kendine. Sus, terbiyesiz. Bana yırtık diye ağzını yırtarım halimallah. Kusura bakmayın efendim. Akşam akşam başınızı ağrıttım ama işte bilmem kimin... Pırtın! Pırtın sevgilisi deyince aklım başımdan gitti. Ah, şu sürahiye su doldurmak kasavetinde bulunur musunuz? Siz Deniz'le daha tanışmadık ama ben Deniz'in adı Halime Sama. Sus! O şarkı yasak edildi. Aa, bu çocuk beni akşam akşam deli edecek. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Halime Saman. Ay vallahi sahi. Ay beyefendiciğim ne yapayım? Benim adım o açıkça açık şarkıya çok benziyor. Hayır, sadece Halime olsa neyse ama soyadım da Saman olunca iş değişiyor değil mi? Ne yapsam, soyadımı mı değiştirsem? Değiştirsem mi? Yok efendim, ne münasebet? Sen pırtıkla evlen, kendiliğinden değişir. Aa, üstüme iyilik sağlık. Bu çocuk da akşam akşam beni baş göz ödecek galiba. Ah, elinize sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Sizin de bir şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden buyurun gelin alın. Bizde her şey bulunur. Ah, akşam akşam başınızı ağrıttım. Hadi Allah'a ısmarladık. Oh. Ne var bir daha verdin? Niye gülüyorsun öyle? Her şeyi duymuştum ama yemin hırsızını hiç duymamıştım. O da ne demek öyle? Gönül teyzem daha şimdi fasulye bakır çaldı dedi. Hüda verdi. Şu yan sokaktaki kebapçıda çok güzel lahmacun yapıyorlar. 5 tane alıver. Ah, hoş geldiniz Saat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman çocuklar, aşağı mahallede bir yangın var. Kızıllığı göklere kadar yükseliyor. Hoş geldiniz Saat Beyciğim. Hoş bulduk. Yok yok, oradan görünmez. Bizim evden bile zor görünüyor. Merak ettim de evden yangın yerine kadar yürüdüm Gönül Hanım. Körüğünü de aldın mı? He? Ne körü? Ali Bey amca senin için yangına körükle gider demişti de. Ah, Hüda verdi. Lahmacunu 5 değil 6 tane al. Saat Bey de bizimle yemeğe kalacak. Yok, ben kalmayayım. Rahatsız edin. Öyle şey olur mu Suat'cığım? Dünyada bakmam. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ne ettin de bu gece bize geldin? Kaç gündür yüzüne hasret kalmıştık. Gözlerimiz yollarda kaldı. Gel otur bakayım şuraya. Hani bıktım artık, her gece damlıyor diyordu. Hadi Hüda verdicim, geç kalırsan sonra lahmacun bulamayız, dükkan kapanır. Hadi yavrum. Of, sıkıldım be. O şah demeden sen Süreyya de, olsun bitsin. Hadi sofraya buyurun. Oh, kaptan yemeğin. Buyur Suat. Ay. Hüda verdi. Mendilin yok mu? Var ama vermem. Şimşek çakıyor, hava fena bozacak galiba. Hiç de değil, Allah baba flash'te resim çekiyor. Aman çocuklar, dünkü yağmurda bir ıslandım, bir ıslandım ki yani sormayın. Ahmak, ıslatan mı yağıyordu? Kaç. Saklan. Ya Hüdaverdi, saklambaç mı oynuyorsunuz? Hayır, evcilik oynuyoruz. Halde neden saklanıyorsunuz? Allah Allah, saklanmayalım da ne yapalım? Kocası geliyor, baksana. Kocası mı? Kaç. Kocaya bak, kocaya. Oo, Hüdaverdi, sabah sabah ne arıyorsun? Kahvaltıya mı geldin? Bak Ali Bey amca, ben bu kızın yeni sevgilisiymişim. Aa, niye o senin yeni sevgilin oluyor da sen onun yeni sevgilisi olmuyorsun?
Bu işler böyleymiş. Brigitte Bardot gibi kendi seçiyormuş sevgililerini. Çok enteresan. Demek şimdi en çok seni beğeniyor ha? Beğendiği falan yok. Babamın zengin olduğunu öğrenmiş, o kadar. Sokakta bir sürü çocuk var. Galiba arkadaşların olacak. Seni bekliyorlar. Onlar benim arkadaşım falan değil. Üstelik beni de beklemiyorlar. Peki kimi bekliyorlar? Bunu. Nasıl olsa benden çabuk bıkacağını biliyorlar. Ya. İçeri gidip evcilik oynayalım mı? Oynayın ama kavga dövüş istemem ha. Yürü kız gidelim. Bu evden bize hayır yok. Kavga olmadan karı kocalık olur mu be? Hay Allah, nerede bu haplar be? Gönül teyze haplarını hep buraya koyardı. Bir de şuraya dikiz. Oha! Bu da nesi böyle be? Hüdaverdi, ne yapıyorsun orada? Şuraya bak. Her şeyi alt üst etmişsin. Hem sana göre değil bu haplar. Bana göre olmaz olur mu? Birazdan trenle annemle Pendik'e gidiyoruz. Trende kontrol gelirse ne göstereceğiz? Ha, çık dışarı, çık dışarı diyorum sana. Annem bilet alır, onu gösterirsin kontrol gelirse. Gönül teyzem kime gösteriyor o kontrol haplarını? Bana gösteriyor, bana. Sen neyi kontrol ediyorsun? Gönül teyzen iyi yemek pişiriyor mu, pişirmiyor mu? Onu kontrol ediyorum. Ali Bey amcacığım, canım amcacığım. Ne olur annemi de kontrol etsene. Ne? Annem Gönül teyze gibi çok iyi yemekler pişiremiyor. Kim o? Benim. Kapıya vurmadan banyoya girilir mi? Ha? Söyle. Vurmaya ne lüzum var? İçeride olduğunu biliyordum. Söyle bakalım, ne istiyorsun gene? Bir şey istedim yok. Hazır banyo doluyken bu işi bitireyim dedim. Tamam mı? Neden öyle ki? Ne yapıyorsun? Suyu mu kirlettin? Üzülme, pis bir şey değil. Bak! Fırıl fırıl oldu. 10 lira da bana kaldı. Nereden buldun o filmi? Faruk amca verdi. Al şu 10 lirayı, bu filmleri banyo ettir, getir dedi. Sıcakla soğuğun cisimler üzerindeki etkisini gördük. Söyle bakalım neymiş? Sıcaklık cisimleri büyütür, soğuk küçültür. Aferin. Şimdi bir örnek ver bakalım. Yazın günler uzar, kışın kısalır. Baba, insan yapmadığı bir şey için cezalandırılır mı? Söylesene babacığım, yapmadığı için cezalandırılır mı insan? Ne münasebet canım, öyle şey olur mu hiç? Hadi öyleyse, ben de tarih ödevimi yapmamıştım. İyi geceler. Bana bak, kaptan çok oluyorsun artık sen. Bırak yatsın, çok uykusu var. Yarın sabah beraber yaparız. Sonra da sınıfa beraber geçeriz inşallah. Herkese iyi geceler. Hadi iyi uykular. Allah sen yattıkça bize uzun ömür versin. Neler söylüyorsun Hüdaverdi? O laf ölmüş insanlar için söylenir. İyi ya, her zaman Ali amca uyumak yarı ölmektir demez mi? Bakın çocuklar ne yazıyor. Bu sezon bazı tiyatrolar çıplak oyundan oynayacaklar. Yani herkes tiyatroya çıplakları görmeye mi gidecek? Öyle olacak galiba Hüdaverdi. Hamama gitsinler. Ne var? Ne istiyorsunuz? Çocuğunuzu getirdik hanımefendi. Deli mi ne? Benim çocuğum falan yok ki, kocaman hiç evlenmedim. Hadi yalan söyleme, bütün mahalle senin çocuk düşürdüğünü biliyor. Ne? Hıh!